Evet, geldi sıra kategorik değişkenlere. Sonuç ölçütümüz kategorik olduğu durumlarda yapacağımız e, hipotez testlerine başlıyoruz. Bunların içerisinde ilk e, kaydımız kategorik veri tek grupla ilgili. O bir gruptan topladığımız verilerle ilgili hangi hipotez testlerini hangi senaryol senaryolarda yapabiliriz? Gelin onlara beraber bakalım. Ben üç tane senaryo e, tasarladım. Belki sizin aklınıza başkaları da gelebilir. Gelirse canlı derslerde paylaşalım onları lütfen. Yani birinci senaryom şöyle. İki kategorisi olan kategorik bir değişkenle ilgili veri topladık. Bir değişkenimiz var, iki kategorisi var. Kategorik bir değişken, iki kategori. Bununla ilgili veri mesela öğrencilere sorduk sınıfımızda ara verelim mi? Dediler ki evet diyenler oldu, hayır diyenler oldu. Ara verenler acaba... %50 farklı mı birbirini %50'den farklı mı? Evet diyenler, hayır diyenlerden %50'den daha fazla mı yoksa daha az mı? Bunu görmek istersek bizim için önemli olan bu çünkü değil mi? Niye oylama yapıyoruz? Ya da işte mecliste benim sunacağım örnek meclis örneğiyle ile ilgili mecliste bir oylama yapıyoruz, sal çoğunluk aranıyor diyelim ki e, %50'den fazla mı az mıdır? Ya da bazen sal çoğunluk aranmıyor İşte kanunlar gereği diyor ki üçte e, iki en az çoğunluk olacak diyor. Bunu test etmek istesek acaba 3'te 2 çoğunluk geçtik mi geçmedik mi? Bunu test etmek istesek o zaman gene demek ki yapacağımız test kategorik değişken tek grup. Bir grupta ölçüm yapılmış. Başka örneklerimiz de olabilir böyle. Diyelim ki başarılı başarısız senaryolarımız olabilir. Eee acaba %50'den fazla mı başarılı başarısız oranı? Buna bakmak isteriz. Burada demek ki neymiş? Bizim karşılaştırdığımız grup yüzde elli. Yüzde elli ile karşılaştırıyoruz. Karşılaştığımız değer yüzde elli. Başka bir senaryo nasıl olabilir? Gene iki kategorisi olarak kategorik bir değişkenimiz var. Mesela sigara içenler içmeyenler. Evet hayır. Sonucu bu sefer toplumla karşılaştırıyoruz. Bir, ya da bir elimizde bir ortalama var. Bir standart değerimiz var. Ondan acaba farklı mı değil mi ona bakıyoruz. Örnekleri artırmakta fayda var anlaşılırlığı artırmak için. Diyelim ki in vitro fertilizasyon merkeziniz var. Tüp bebek merkezi diyorlar hani halk arasında. Tüp bebek merkezinde e, bebek sahibi olmada sorun yaşayan infertil çiftlere tıbbi uygulamalar yapıyorsunuz. Bebek sahibi olmalarını sağlamaya çalışıyorsunuz. Diyelim ki başarı oranınız yüzde yirmi çıktı. Merkezinizin ya da yüzde otuz çıktı. Merkezinizin başarı oranı yüzde otuz buldunuz. Yani değişkenin adı ne? Başarı durumu. Başarılı, başarısız. Başarılı olma durumunuz yüzde otuz. Siz biliyorsunuz ki literatürden, yapılan çalışmalardan bu e, uygulamanın başarısı şansı yüzde yirmidir, yirmi beştir. Merak ediyorsunuz o zaman ki acaba ben yüzde otuz buldum, halbuki toplumda genelde bunun o, bu uygulamanın başarısı yüzde yirmi beştir. Acaba ben daha mı başarılıyım, farklı mı benim merkezim diğer merkezlerden bunu görmek isterseniz gene kategorik değişken, kategorik sonuç ölçütü bir grupta ölçüm yaptınız. Üçüncü bir senaryomuz daha olabilir. Bu da şöyle olabilir. Gene bir değişkende, bir grupta bir ölçüm yapıyorsunuz. İki grubu birbiriyle karşılaştırmıyorsunuz dikkat ederseniz. Tek bir grupta yaptığınız bir ölçümünüz var. Bu sefer topladığınız veri ne olsun? Hangi öğretmeni tercih edersiniz diye bir soru sorun. Öğretmenlerin isimlerini ben Ali Ahmet Ece dedim. Üç öğretmen var diyelim ki. Üç öğretmen belli oranda tercih ediliyor tabii öğrenciler tarafından. Öğrencilerin dersine üç öğretmen giriyor. Üç öğretmen de her birisi belli oranda ter... öğrencilere soruyorsunuz. Hangisi? Bazıları diyor Ali, bazıları Ahmet'i, bazıları Ece'yi. Toplam yüzde yüz yapması lazım tabii ki. En çok hangisini tercih edersiniz diye sorduğunuzda. Diyelim ki Ali'nin oyu yüzde otuz beş olsun. Ahmet'in oyu da yüzde kırk olsun. Geriye ne kaldı Ece'ye? Kırk, elli, altmış, yetmiş beş, yüzde yirmi beş kaldı. 25 dereceye kaldı. Şimdi gördüğümüz kadarıyla Ahmet biraz daha fazla tercih edilmiş öğrenciler tarafından. Ama bu istatistik olarak anlamlı mıdır? Bu aradaki fark anlamlı mıdır? Değil midir? Bunu görmek istesek o zaman yine senaryomuz ne oldu? Kategorik değişken tek bir grupta yapılan ölçüm söz konusu. Acaba bu grubun kategorileri arasında fark var mıdır yok mudur? Bunu görmek istiyoruz. Yapacağımız testlere gelince yapacağımız İki testimiz var. SPSS ile yapacağımız. Binomial test ve jenerik ki kare analizi. Binomial test ve ki kare analizini nasıl yapıldığını bu kayıtta size sunmaya çalışacağım. Ardından da SPSS ile demonstrasyonu yapacağım. Gelin binomial testi bakalım. Binomial testteki hipotezimiz şöyle olabilir. Meclis senaryosunu ben buraya getirdim. Malumunuz bir 367 krizi yaşanmıştı bir tarihte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Oradan ilham alarak bunu yazdım. Siz de onu okuyup, onu inceleyip acaba böyle e, bu senaryoyu doğrulamaya çalışabilirsiniz. Şöyle senaryomuz 550 kişilik bir meclisimiz var malumunuz. E, mecliste bir oylama yapılıyor. 357 evet oyu verildi. 357 evet oyu verildi ama bu 350 evet oyu Evet demek için yeterli midir, değil midir? Bunu inceliyoruz. Yani yüzde %50'den fazla mıdır 357? Diyeceksiniz ki tabii ki fazladır. 550'nin yarısı zaten 275 yapıyor. Ama tabii istatistik olarak farklı mıdır, değil midir? Anlamlı bir fark var mı, yok mu? Ona bakıyoruz biz değil mi? Dolayısıyla binomial test burada yapabiliriz. Sen hipotezimiz nedir? %50'den farklı değildir şeklinde hipotezimiz kuracağız. Diğer bir hipotezimiz şöyle olabilir. Bu yüzde elli değil de bu sefer. Yüzde yani eşit mi değil mi anlamında soruyoruz sorumuzu. Yüzde değil de eğer senaryomuzu şöyle koysak. Yüzde elli yetmez. Üçte iki işte anayasa gereği. Üçte iki çoğunluk gerekir. Yüzde gerekir desek. O zaman acaba nasıl yapacağız? Hangi testi yapacağız? o testimizi nasıl yorumlayacağız? Ona bakacağız. Evet. Verileri topladık. Yine kursumuzun web sayfasında görebilirsiniz bunu. Binomial Test diye bir SPSS veri seti oluşturduk. Oraya koyduk. Nereden yapacağız? Non-kategorik bir, kategorik değişkenlerde non-parametrik testlerden bahsediyoruz. Hep parametrik testlerden bahsetmiyoruz. Artık sonuç ölçütlerimiz kategorik olduğuna göre hep non-parametrik testler bölümünden bakacağız. Legacy Dialogs Binomial Test'i bulduk binomial testi tıkladığımızda iki farklı senaryom vardı dikkat ederseniz. Birisinde %50 ile karşılaştırıyordum. Birisinde 3, 3'te 2 salt çoğunlukla karşılaştırıyordum. Yani %66,6 ya da ben onu %66,7 diye yuvarladım. Evet. Oylama diye bir değişken koymuşum. Oylamanın seçenekleri evet, hayır şeklinde 0 ve 1 olarak 1 ve 0 olarak kodlanmış durumda. Değişkenimi test variable kısmına geçirdim ve Okey tıkladım. Her iki senaryoda da okey tıkladığımda çıktılarım şu şekilde olacak. SPSS çıktılarım. Grup 1 evetler. Grup 2 hayırlar. Kaç kişi evet demiş? 357 kişi evet demiş. Hayır diyen kaç kişi? 193 kişi. 357 kişi %65 yapıyormuş. Benim merak ettiğim şey acaba bu %65 %50'den farklı mıdır? Değil midir? Hipotezimle bunu test etmek istiyorum. Ve P değerine bakıyorum ki P değeri 0.05'ten küçük. Yani arada anlamlı bir fark vardır. H0 hipotezini reddettim. H1 hipotezini kabul ettim. Aradaki fark anlamlıdır dedim. Eğer ki ikinci senaryomda olduğu gibi ben e, gene aynı değerler dikkat ederseniz veri setini değiştirmedim. Aynı. %65 evet demişler. Ben ama %66'dan farklı mıdır bu? %65, %66'dan Fazla olamaz zaten, düşüktür. Dolayısıyla tek yönlü bir hipotezim var. P değer kaç? 0,1. Dolayısıyla P büyüktür. 0,05 olduğundan anlamlı bir fark yok. Yani 357 oy yeterli değildir. 100, 3'te 2 salt çoğunluğu sağlamak için demem gerekir. Evet efendim. Şimdi gelelim iki kare analizine. Demiştik ki gene kategorik değişken, iki kategori tek bir kategorik değişkende ölçüm yaptık. İkiden fazla kategorisi olabilir. Kategoriler arasında fark var mı acaba? Tercih durumu olabilir dedik. İşte öğretmeni tercih etme, ilacı tercih etme söz konusu olabilir. Bir besini tercih etme olabilir. Hangi çorbayı daha çok sevdiniz? Lokantacı böyle bir çalışma yapabilir. En çok tercih edilen çorba hangisidir acaba? Aradaki fark anlamlı mıdır? Ya da e, e, sağlıkta ilaçla ilgili böyle bir çalışma yapabiliriz. Ben memnuniyetle ilgili bir veri setimizde, diyabet veri böyle bir değişken var. Hastalara sorduk. E, sağlık hizmetlerimizden memnun musunuz? Hiç memnun olmayanlar var. Memnuniyet değişkeni nasıl bir değişken? Kategorik bir değişken değil mi? Kategorik sıralı bir değişken. Kaç kategorisi var? Hiç memnun değil. Az memnun, iki memnun, üç çok memnun. Dört kategorisi var. Bu dört kategori arasında dört kategorinin tercih edilmesi arasında fark yoktur diye H0 hipotezimi kurdum. Veri setim gene diyabet noktası veri seti. Nereden yapacağım bu analizimi? Non parametrik testlerden yine Legacy Dialogs Chi-Square menüsünden yapacağım. Dikkat ediniz bu Chi-Square daha sonraki kayıtlarımızda da anlatacağız. Bu Chi-Square ki kare analizi Türkçe'de ki kare diyoruz değil mi? Ki kare analizi o iki kare analizi bizim çapraz tablolarda yaptığımız iki kategorik değişkeni farklı gruplarda karşılaştırmak için kullandığımız ki kare ile aynı menüde değil. Bu sadece tek bir kategorik değişkenin kategoriler arasında fark olup olmadığını bulmaya yönelik. Formülünü de ben şuraya koydum ki fikrimiz olsun nasıl hesaplanıyor ki kare analizinde. Esas olan gözlenen değerler ve beklenen değerler. Gözlenen değer eksi beklenen değer Bölü beklenen değer şeklinde bir formülü var. Basit bir formül. Gözlenen eksi beklenen karesini al. Beklenene böl toplarsan ki kare değerini elde edersin. Ki kare değerini de yine ki kare dağılımıyla hayali dağılımla tabii karşılaştıracağız sonraki adımımızda. Evet test istatistiğini hesaplamak için SPSS'de yapacağım. Tıkladıktan sonra değişkenimi test variable kısmına atmak ve okey tıklamak. Bunu yaptıktan sonra şu çıktı elde ediyorum bakınız. Şu tabloyu ben sonradan ekledim size açıklama yapmak için. Şurası SPSS'in çıktısı. Burada SPSS ne diyor? Hiç memnun değiller, 86 kişiymiş. Az memnunlar 86 kişiymiş. 172 kişi memnunmuş. 86 kişi de çok memnunmuş. Hepsinin az 86 olmuş Hayret. Olabilir bu şekilde. Toplam 430 kişi var. Hepsi eşit olsaydı, memnuniyet kategorileri arasında fark olmasaydı ne beklerdik? 430 bölü 1, 2, 3, 4 eşittir 107. 107 buçuk bekliyorduk. Yani her bir kategorinin tercih edilmesini 107 buçuk kişinin bunları tercih etmesini biz bekliyorduk. Ama beklendiği gibi olmamış gördüğünüz gibi hiç memnunlar Eksi 21 buçuk çıkmış farkı. Beklenenle gözlenen arasındaki fark eksi 21 buçuk çıkmış. Eksi 21 buçuk burada ise artı 64 çıkmış. Şimdi merak ediyoruz ki acaba belli ki bir farklılık var tercihler arasında. Hiç memnunu, az memnunu, memnunu ve çok memnunu eşit derecede insanlar tercih etmemişler. gören o ki memnunu tercih edenler biraz daha fazla ama bu istatistiksel olarak anlamlı mıdır? P değeri anlamlı mıdır? E, hipotezi kabul mü edeceğiz, ret mi edeceğiz? Ona bakmamız gerektiği için hesabımıza devam ediyoruz. Formül neydi? Gözlenen eksi beklenen çarpı gözlenen eksi beklenen bölü beklenen şeklindeydi. Şöyle 21'in karesi 462 bölü 4,3 21'in karesi bölü 64'ün karesi 4160 bölü 38 ve bunları topladığımızda 51, 51,6 çıktı. Zaten SPSS de bize 51,6 vermiş. Serbestlik derecesi 3 olacak şekilde 4 kategori var burada. 4 eksi 1, 3 olduğu için serbestlik 3 olacak şekilde 2 kare tablosuna baktığında P değerini 0,05'ten küçük olduğunu buldum. P küçüktür 0,05. Formülü tekrar buraya koydum. Burası arkadaşlar continuity correction diyorlar buna. Ee, ...düşük örneklem sayılarında... ...özellikle anlamlı oluyor. Böyle çok büyük örneklemlerde... ...eksi 0,5'in çok anlamı olmayacağını... ...siz de takdir edersiniz değil mi? 21,5 yerine 21'in karesini alsak... ...64,5 yerine 64'ün karesini alsak... ...çok bir şey değişmiyor sonuçta. Belki 51,6 değil de... ...belki o zaman da 50 çıkar... ...ki kare değerimiz ama her halükarda... ...çok ileri derecede anlamlı... ...olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla... ...kararımız ne olacak kategoriler arasında anlamlı bir fark vardır. İnsanlar memnun kategorisini ötekilere göre anlamlı derecede daha fazla tercih etmişlerdir. E, yargısına varabiliriz. Evet efendim. Böylece kategorik veri tek e, grupla ilgili hipotezlerimizi SPSS ile e, nasıl yapılacağını göstermiş olduk. Birazdan SPSS menülerinde de demonstrasyonunu yapacağım. Bu kaydı da seyredebilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs>